Yetenek Gelecekten herkese merhaba ben Tevfik Uyar. Yetenek nedir? Yetenek nasıl geliştirilir ve yetenekle geleceğe nasıl şekil verilir? Yetenek Geleceğin ikinci bölümüne hoş geldiniz ve bugün de yanımda Ford Otosan'ın insan kaynakları lideri Ali Rıza Aksoy var. Evet Ali Rıza Bey. Ben normalde konuklarımdan kendi kısaca tanıtmasını istiyorum ama ben size sizin cümlenizle sormak istiyorum bu soruyu. Ali Rıza Aksoy nereden gelir, nereye gider? Bize <laughs> kısaca bahsedebilir misiniz? <laughs> Elbette. Bu sorunun bir gün bana sorulacağını tahmin etmezdim, düşünmezdim bugüne nasipmiş. Elbette. Merhaba herkese. Selamlar. Ben Ali Rıza Aksoy. Belirttiğiniz gibi Ford Otosan insan kaynakları lideri. 62 yıllık Ford son 25 yılına şahit olan bir insan olarak bu yayında sizlerle birlikteyim. Endüstri mühendisiyim. E, yüksek lisansımı e, tamamlamış birisiyim. Evliyim. E, i̇ki tane e, oğlum var. E, su altına merakım var. Tüplü dalış, e, üç yıldız bir var. Hayalim bir gün eğitmen olabilmek. E, bu hayalin son beş yıldır peşinde koşuyorum ama iş güçlerine değil, çok da peşinde gidemedim açıkçası. E, Fort Otosan'da ilk altı yılda Endüstri mühendisi olarak imalat atölyelerinde görev yaptıktan sonra insan kaynakları departmanına rotasyonla geçtim. Son 19 yıldır insan kaynakları departmanındayım. İnsan kaynakları uzmanı seviyesinden e, bu fonksiyonun bir numaralı rolüne kadar bütün hemen hemen bütün rollerde görev aldım. Şu anda da bu şirketin İK lideri olarak sizlerle birlikteyim. İmalattan geçmek enteresan bir e, deneyim gibi geliyor kulağa. Ke kesinlikle öyle. Aslında belki de şu anki rolümde e, şirkete katkı sağlamamın herhalde temeli orası diyebilirim. Zira sonuçta bakıldığında üretim sektörü, otomotiv sektöründe bir şirket. E, üretimi bilen, üretimin içinden geçmiş olan, o becerileri görmüş olan birisi olarak şimdi yeteneği yönlendirmek sadece imalat için değil tabii ama e, oradan gelmiş olmak çok büyük bir avantaj sağlar. Temel imalat sonuçta ve de işin mutfağını görerek bu pozisyona gelmiş bulunuyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Tabii şimdi Ford Otosan'ı düşününce 14 bin kişiye aşkın çalışan sayısı ki bu muazzam bir nüfus bayağı Anadolu'da ilçe nüfusu gibi bir şey. <laughs> Ve siz burada tıkır tıkır işleyen bir süreçten, insan kaynağından sorumlusunuz. Ee, peki bugün tabii özellikle bu podcast bölümü kapsamında biz dönüşüm kısmına odaklanmak istiyoruz. Tüm bu resme baktığımızda şu an içerisinde bulunduğunuz dönüşüm sürecinin için gerek duydunuz? Çok çok önemli bir soru açıkçası. Ee, biraz evvel dedim ya 62 yıllık şirketin 25 yılına, son 25 yılına şahit olan bir insan olarak buradayım. Ben bu dönüşüm hikayesini kişisel bir e, hikayem var. Onunla anlatmak isterim. Otasan bu son 25 yılda ciddi değişikliklere uğradı ve büyüyor. Ee, İstanbul'daki eski fabrikamızı bilen İstanbullu dinleyicilerimiz e, hatırlarlar. Şu anda Akasya Alışveriş Merkezi. Üsküdar tarafındaki Akasya Alışveriş Merkezi'nin olduğu yerdeydi bizim fabrika. Ben o fabrikadan Kocaeli fabrikasına geçişi yaşamış bir insan. İnsan Kaynaklarına geçtiğim yıllarda üç gün önce işe aldığım bir mühendis arkadaşımı üç gün sonra yemekhaneye giderken Kocaeli'ne geçtiğimiz günleri kastediyorum. Yemekhaneye giderken hatırlamadığım Anlar, günleri yaşadım. Hızlı büyüdük. Eski İstanbul fabrikadan yeni Kocaeli fabrikaya geçerken bu kadar hızlı büyüdük. Eskiden İstanbul fabrikada olsaydı, tanışmamış olsak bile yeni işe girmiş bir arkadaşımızı bilirdik. İşte şuradan mezun ismi şu, evli bekar, çocuklu çocuksuz. Bunları öğrenirdik bir şekilde. Fakat o hızlı büyümekle birlikte ciddi bir değişim ve dönüşüm gerekliliği ortaya çıktı. Bunu hissettik zaten. Bunu fark ettik. Ve bu dönüşüm hikayesi 2015 yılında başladı. 2015 yılında şirketimizin vizyon cümlesini değiştirerek bu dönüşümü tetikledik. E, 2017 yılında kültüre, şirket kültürüne dönüp bakma ihtiyacı hissettik. Çünkü demin dedim ya İstanbul fabrikadan Kocaeli fabrikaya. Skalasını inanılmaz derecede büyüten bir işletmeye doğru gidiyorsunuz. Ve kültür denen kavramı eğer Yönetmezseniz, kendi akışına bırakırsanız, o adeta suyun kendi yolunu bulması gibi bir yerlere gidiyor. Bunun böyle olmaması gerektiğini fark ettik 2017 yılında ve ciddi bir kültür dönüşümü çalışmasına girdik. Kültür dönüşüm çalışması çok doğru bir tabir değil ama sonuçta bu işe kafa yorduk. Kültürü yönetme gerekliliğini fark ettik. O nedenle 2017 yılında kültür birinci önceliğimiz oldu ve adına dinamik denge dediğimiz olmasını arzu ettiğimiz yeni kültürümüzü tarif ettik. Hep birlikte tarif ettik. 14 bin kişi dediniz ya o tarihlerde 14 bin değildik henüz ama herkesin katılımıyla çeşitli çalıştaylar, anketler, fokus gruplar yaparak dedik ki mevcut kültürüne Bu nasıl bir etki yaratıyor çalışan olarak bizlerde? Bu doğru mu? Ve neye, neye doğru, nereye doğru değiştirmeliyiz? anlamında çalışmaya başladık. Dinamik dengeyi tarif ettikten sonra onu içselleştirme çalışmalarını devam ettirirken fark ettik ki o dinamik denge kültürü içerisinde altı temel 6 temel kültürel prensip ve dört tane temel değeri günlük iş yapma şeklimize yansıtmamız gerekiyor. Yani sadece prensipleri tarif et, ana değerleri tarif et, onları kenara koy toplantılarda, lansmanlarda anlat <laughs> yetmiyor. Kültür böyle değişmez. İş yapma şeklinize, günlük yaşam şeklinize, iş yerindeki yaşam şeklinize yansıtmanız gerekiyor. İşte tam bu noktada bize çalışanlarımızdan gelen soru şu oldu. Ya tamam çok güzel prensipleri tarif ettin. Temel değerleri de koydun da günlük yaşantıda bunun var olduğunu, yaşatıldığını nasıl emin olacağız? Günlük yaşantımıza nasıl aktaracağız? İşte o zaman çevikle tanıştık. O zaman Ecail bizim hayatımıza e girdi. Ecail, Fort bir bir e moda değil. Yani herkes e Ecail'e döndü, Ecail'in peşinde çevik anlamaya çalışıyor gibi e bir bakış açısı değil Fort çevik çalışmaya bakış açısı. Aksine tam olarak o dinamik denge temel prensiplerini günlük iş yapma şekline yansıtmak için biz çevik dönüşümü, çevik çalışma şeklini bir araç olarak kullandık amaç haline kesinlikle getirmedik. Dolayısıyla o çabuk olma, müşteriyi odağa koyma, farklı uzmanlıklara sahip insanların bir araya gelmesi, odaklanarak çalışması denen kavram zaten benim o kültürel prensipleri yaşatmak için yapmam gereken hareketti diyeyim öyle tarif edeyim. İşte o şekilde Çevikle tanıştık ve bu dönüşümü, şirketin dönüşümünü adeta puzzle'ın parçalarını birleştirir gibi yürütmeye gayret ediyoruz şu anda. Yani bir somut örnek verebilir misiniz? Mesela hani kültürel olarak şöyle bir inanç, değer benimsedik ve bunu da şu şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olduk diye. Biraz kafamızda şekilen mesaj. Tabii ki, yani. tabii ki. Altı tane temel kültürel prensibin içerisinde bizi en çok ifade eden temel prensibi öne çıkararak buna cevap vermeye gayret edeyim. Olmazı oldurtmak denen bir kavram var bizim hayatımızda. Fort Atasan kültürünün içerisinde... Aynen öyle. Evet. Çok iddialı. Olmazı oldurtmak denen bir kavram var. Şimdi ben 96 yılında bu şirkette çalışmaya başladığımda şöyle bir ortamda büyüdüm. Ya bir iş var yapılması gereken. Bu işi yaparız. Yani öyle ya da böyle yaparız. Hani bir laf vardır ya zor bir şey bizde öyle bir şey yoktur imkansız biraz zaman alır Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşhur şeyidir yani. Aynen zor öyle. vakit alır, şey zor hemen yaparız, hemen imkansız, yaparız. imkansız biraz imkansız vakit alır. Biraz vakit alır. Bir bu bu kavramın bizdeki karşılığı olmazı oldurtmak diye çıktı o kültür çalışmasında. Şöyle bir etkiyle çıktı. Ya bir bakalım yaparız. Nasıl yapacağımıza bakalım cümlesi. Bu yani imkansız gibi görünen bir işi bir kafa yoralım, bir sahiplenelim bir farklı paydaşlarla konuşalım bir üzerine gidelim bir bakalım ne yapabiliriz deriz ya evet. bu zaman içerisinde adeta imkansızı ister hale gelmişiz böyle bir etki yaratmışız bu şekilde değişmiş Zira o Tamam bir bakalım dediğimiz nokta bizi zamanında diğerlerinden ayıran en önemli kastı ya bu olmaz yapamayız Demezdik biz hiçbir zaman. Kafa yorardık, sahiplenirdik, farklı açılardan bakardık. Ya şöyle yaparsak olur bu iş. Derdik ve yürürdük. Evet. Bu Fortotasa'nın zamanında diğerlerinden ayıran en büyük farktı. Taahhüt aslında. Hala da öyle bu arada ama şeyi fark ettik. Bu olmazı oldurtmak boyutuna döndüğü anda imkansızı istemekle arasında çok ince bir çizgi haline geliyor ya. O çizgiyi... Olumsuz yan, yönde açtığınız zaman işte o zaman yan etkiler çıkıyor. Ee, nasıl yan etkiler çıkıyor? Bir insan dengesi bozuluyor ee, veya psikolojik güvenlik denen kavram bozuluyor iş ortamında ya da yaparmış gibi görünüyorsunuz aslında yapmıyorsunuz da yaparmış gibi görünüyorsunuz. Bu yan etkileri fark ettiğimizde işte onun üzerine gittik. O zaman dedi ki yeni alt diğer kültürel prensiplerde olmazı oldurtmak hala bizim en önemli kasımız bundan vazgeçmeyeceğiz ama deyip yanına iş insan dengesini koyduk. Kuvvetlendiren liderlik kavramını koyduk veya otonomi denen kavramı koyduk. Yani ben bir lider olarak birlikte çalıştığım arkadaşlarıma arkadaşlarım şöyle bir derdimiz var. Müşteri şunu istiyor. Çalışan şunu istiyor. Bunu çözmek için muhtemel yollar bunlar olabilir. Haydi karar sizin. Yürüyün demeye başladık. İşte çevik çalışma ile de bunu ortaya koyduk. Olmazı oldurmak burada hala var. Orada o müşteri şunu istiyor dendiğinde muhtemelen imkansızın yine peşinde koşuluyor olabilir. Ama dönüp o problemin üzerine gidecek yetkiyi, takımı oluşturup farklı farklı fonksiyonlardan, farklı becerilerden insanları yan yana getirip bu problemin çözümü size ait. Bu şu temel prensiplerden vazgeçmeden bu problemi siz çözeceksiniz. Yetki sizin, para sizin, zaman sizin, bütçe sizin dendiğinde işte burada ecail oluyor zaten. Tabii otonomi için yani tüm bu inisiyatifi e, çalışanlara bırakmak için çalışanlarda da ilgili yeteneklerin var olması lazım. Kesinlikle. Ki, sosyal medyadan da hem gençler sizi takip ediyor hem de bizim takip ettiğimiz kadarıyla. For Talent Up adlı bir yetenek yönetim sisteminiz var. Kesinlikle. Galiba ondan bahsetmenin zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> yani, otonomi için yetenek şart çünkü. Kesinlikle, kesinlikle. Çok, çok, çok kritik bir nokta. O otonominin gerçekten hayata geçebilmesi için ve beklenen sonucu üretebilmesi için doğru yeteneğin olması gerekiyor. Fort Othasan insan kaynakları açısından ya da insan yönetimi açısından bakıldığında stratejimizin çalışan stratejimizin iki tane temel bileşeni var. Yetenek ve organizasyonel beceri. Şimdi organizasyonel beceri kelimesi bu iki kelime yan yana geldiğinde biraz tuhaf kalabiliyor ama müsaadenizle İngilizcesinde söyleyeceğim. İngilizcesi biraz daha kolay anlaşılabilir olabilir. Organizational capability. Yani organizasyon olarak bir şeyi yapabilme becerisi. Insan, Porto Tasa'nın çalışan başlığındaki iki temel, stratejisinin iki temel noktası bu. Yetenek kısmına gelince bakıldığında dışarıdan yeni yetenekleri çekmek ve yeteneği hala hazırda şirkette tutabilmek. O yetenek başlığının en temel iki tane noktası. Bunu yapabilmek için de biz bir mod da cümlesiyle söylemek istersem yetenek kavramına Porto Tasa'nın bakışını... Potansiyeli açığa çıkarmak kelimeleriyle söylüyoruz. Potansiyelini açığa çıkarmak. Potansiyeli açığa çıkarabilmek için de potansiyeli olan insanlarla bir araya gelmek lazım. Önce onları bulmak lazım. Bulduktan sonra ailenize kattığınızda da elde tutmak lazım. İngilizce tabirleriyle bu retention denen kavramı kafa yormanız gerekiyor. Dolayısıyla dışarıdan yeni yetenekleri katmak dediğinizde işte biraz evvel dönüşüm hikayemizi anlattık. Bu şirketin nereye nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlatmaya çalışıyorum. Biliyoruz ve inanıyoruz ki 62 yıllık bir şirketin son 15-20 yılında sahip olduğu kazanımlar, başarılar geleceğin garantisi değil. Geleceğe hazır olmak için dönüşmeniz gerekiyor. O hikayeyi başlattık. E bu dönüşümü kimle yapacağız? Yetenekle yapacağız. Nasıl yetenekli yapacağız? Benim şu anda seçme yerleştirme sürecinde, Ford Otosan'daki işe alım anlamında seçme yerleştirme sürecinde CV'lere bakmıyorum artık ben. Enteresan. Şimdi bu cümleyi söylediğinde ne olsun yani CV bakılmaz mı denebilir. Şu anlamda adayların geçmişten ne getirdiği elbette ki önemli. Ama benim için çok daha önemli olan gelecekte ne getirecek bu şirkete? Orayı anlamaya çalışıyorum. CV'de yazılanlar tabii ki önemli. Orası nereden geliyorsun kısmı. Nereden nereye geliyorsun? gidiyorsun sorusu da. <laughs> Aynen öyle. Nereye <laughs> gidiyorsun kısmı ve geleceğe dair hayalin ne? Amacın ne? Bireysel amacın ne? Oradaki bireysel amacını Fort Otosan'da gerçekleştirebileceğine inandığın bir ortamı ben sana vaat ediyorum zaten. Gel buna eşleştir. Ben buna hazırım anlamında o cümleyi söylüyorum. Artık CV'ye bakmıyorum derken bunu kastediyorum. Dolayısıyla bireysel olarak amacı olan, hedefi olan, azmi olan, motivasyon evet. motivasyonu olan, azmi olan, kendini geliştirme heyecanı, isteği, İçten yanmalı motor olan diyeyim. O tuhaf bir tabir oldu belki ama. <laughs> ama sektör uygun bir tabir oldu. Eyvallah, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> sektöre uygun bir tabir oldu. E, gerçi şimdi artık içten yanmalı motorlar da kalkıyor. Elektriği elektrik elektrik versiyonunu bakalım nasıl tabir edeceğiz. Bu e, adayları bulup aileme kattığımda... işte ondan sonra onları elde tutmak derdi başlıyor. Bu burası da çok kritik. O nedenle Ford Otosan, Talent Talentup bu yeteneği elde tutmak denen kavrama hizmet etmesi için yarattığımız bir süreç. Bu süreç aslında en basit söylemle bakıldığında yapay zeka üzerine kurulu bir yazılım. Ve bu yazılım, Portotasan çalışanlarının şu anda var olan, bilgi beceri seviyelerini o yazılıma e, yükledikleri anda, bilgilerini yükledikleri anda hangi konularda uzmanlar, hangi konularda becerileri var anlamında bugün ne bilgilere sahip olduğunu yükledikten sonra ama aynı zamanda kendilerini hangi konularda yetiştirmek istiyorlar? Hangi uzmanlıklarda gelişmek istiyorlar? Ve de bunu yaparken FortoTas'ta hangi fırsatlar var? Bunu görerek sadece kendi beklentisi açısından değil. Bu şirketin sunduğu fırsatları da görerek işte bu fırsatlar ve beklentiler arasında bir bağ ve bir örtüşme. Örtüşme sağlanması adına yaratılmış bir ürün. Dolayısıyla ben bir işte 25 yıllık bir çalışan olarak hatta kendi gelişim planımı 2022 için yaptığımda şunu yazdım. Ben data analitik konusunda bir temel bilgiye, temel de demeyelim, inter, orta seviyede bir bilgiye sahip olma ihtiyacı hissediyorum dedim. Bu bilgiyi oraya yükledim. Şimdi ben bunu yazdıktan sonra, data analitiği konusunda bilgisi uzman seviyede olan insanlarla beni eşleştirecek o yapay zeka. Ve diyecek ki Ali Rıza, sen data analitiği konusunda kendine bir gelişim planı öngördün. Bak bu konuda Fort Ali Rıza, Mehmet, Ayşe, Fatma, Yekta bu konuda becerileri var. Dolayısıyla seni eşleştiriyorum. Mentörlük, sınıf eğitimi, birlikte çalışma, proje bazlı çalışma gibi çözüm önerilerini birlikte ekrana yansıtacak ve o eşleştirmeyi yaptıktan sonra benim gelişim planım çaba yorduğumda, o eşleşmeye göre çaba harcadığımda ben kendimi geliştirmiş olacağım. İşte Ford Totosan, Talent Talentap tam bu ihtiyaçlar ve mevcutları birleştirip insanlarımıza, çalışanlarımıza kendilerini nasıl geliştirebileceklerine dair yardımcı olan bir yapay zeka ürünü. Müthiş yani. Yapay zeka ile ilgili olduğum için ekstra dikkatimi çekti. Evet. Belki programdan sonra size bu konuda ekstra sorularım olabilir. Tabii Ama ki keyif diyorum. Ben şu an özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi evet, bunların hepsi bir dönüşümün sonunda oldu. Ama sonuç itibariyle insan doğası ya yani hiç bu dönüşüme bir direniş ya da olumsuz bir tepki ile karşılaştınız mı sonuçta yani siz akşam bazı stratejik kararlar alıp ertesi gün bir dönüşümü işte kültür değişimine, dönüşümünü faaliyete geçirmek istiyorsunuz da hani sabah haydi arkadaşlar dönüşüyoruz dendiği zaman bu hemen olabilen bir şey mi yani? Kesinlikle değil. Keşke o kadar kolay olsa. <laughs> Keşke o kadar kolay olsa. Bey. Yani bu zaten değişim yönetimi denen kavram yani sosyolojik olarak da var olan bir kavram. O zaten o kadar kolay olsaydı o bu kavramlar değişim yönetimi vesaire gibi şeyler ortaya çıkmazdı. Belki şöyle bir ilave yapayım tabii, daha tabii. kolay olabilir yanıtlamanız için. Yani şimdi yeni nesil yeni yetenekler kazanılan yeni yetenekler belki bu dönüşüm sürecine uyum sağlamakta da daha başarılı olabilirler ama bu kadar uzun yıllardır faaliyet gösteren bir şirkette daha kariyerinde artık belli bir seviyeye gelmiş olan belki plato seviyesinde olan bilemiyorum veya işte çok çeşitli alışkanlıkları zaten kazanmış olup bunlardan vazgeçemeyen. Yani özellikle bu e, personelin adaptasyon süreci Nasıl oldu? Çok, Belki çok, de doğru soru bu olmalı. Kesinlikle, yani işaret ettiğiniz nokta çok doğru bir nokta. Ee, dönüşüm kolay değil. Hatta kültür konusuna bir, bir miktar bir e, geri dönmek isterim. Bu kültürü, kültürdeki e, değişimi, değişimin başlangıcını çalışanlarımızla, açık kapı toplantılarımızda anlatmaya başladığımızda, şu kullandığım şöyle bir e, şey var, tabir var. Oradan da e, yola çıkarak cevap vermeye gayret edeceğim. Şöyle demiştim, kültür akşam yattım, sabah kalktım değişen bir şey değil. Birlikte yapacağız bunu, birlikte yöneteceğiz. Zira eğer yönetmezsek, bak buraya doğru gidiyoruz ama yöneterek olmaya arzu ettiğimiz nokta burası. Dolayısıyla değişimin sonundaki faydayı tüm bireylere bütün çıplaklığıyla açıklayarak başlamak gerekiyor. Değişim yönetiminin en temel noktası bu. Her kademede yani. Her kademede. Unvanlardan bağımsız. Kesinlikle. Genel müdürden kapıdaki bekçiye kadar. Hep o söylem vardır ya. Bu değişimin niçin ihtiyaç var? Yapmazsak ne olacak? Yaparsak ne olacak? Bu gerçeği her iki ucu da bu gerçeği her iki ucu da çok net bir şekilde tarif etmeye gerekiyor. Sonrasında gerekirse bireysel anlamda ikna, ikna kelimesi geldi aklıma ama İknadan önce bilgilendirme ve ikna diyelim. Şimdi biraz evvel söylemiş olduğumuz o bilgilendirmeyi genel olarak yapmaya başlıyorsunuz. Anlatıyorsunuz, kalabalıklara anlatıyorsunuz. Ve anlatırken de buna ne kadar inandığınızı da hissettirmelisiniz. Sahiplenme seviyenizi gösteriyor çünkü bu. Sonrasında ise bireylere gidip dokunma ihtiyacınız da var. İşte demin, tam sorunuzdaki nokta bu. İster dün işe girmiş olsun bu şirkette, isterse 25 yıldır bu şirkette... Yaşayan birisi olsun, kafasındaki soruları gerçekten anlayıp, gerekirse birebir dokunuşlarda önce bilgilendirmek, sonra ikna etmeye çalışma ihtiyacı var. Herkes ikna alıyor mu? Hayır. Keşke herkes ikna alıyor diyebilseydim. Çok doğal bir şekilde ya anlıyorum, bu önemli bir şey. Ama ben yokum arkadaş. Denebiliyor, hiç şaşırmamak lazım. Ve Belki bunun denmesi de gerçekten sağlıklı. Çünkü bu ne demek? Bu cümleyi söyleyi söyleyen ya da söyleyecek kişinin kendisini bilmesi anlamına geliyor. Şirketin bu hedefinin içerisinde ol, olmak istemiyorsa eğer, niçin olmak istemediğine dair kendi muhasebesini yapmış anlamına geliyor. O Böyle anla... sanki hem de herkes kabul ediyorsa zaten çok bir şey değişmiyor gibi değil midir yani o kadar kolay kabul edilen o kadar kolay ikna olabilen bir şey demek ki çok da mesafe kat edilmiyor gibi de hissederdim. Ben. Ee, yani. Çok çok önemli bir noktayı işaret ettiniz. Burada şöyle hani mış gibi yapmak denen kavrama da gidiyor biraz ama mesela kültüre dönüp bakacak olursam Otasan'ın için yaşamış olduğu kültür dönüşümüne biz çalışanlarımızın karşısına geçip ya biz Fort Otasan olarak 55 yıldır bu, bu kültürle gittik ve son dönemde baktık ki burada ya halt etmişiz. O olmazı oldurmak kavramına dokunduk ya. Orada şey anlamsız bir bir şey yaratmışız. Yan etki yaratmışız. Onu fark ettik. Bunu değiştirmek istiyoruz cümlesini söylediğimizde bu herkes tarafından inanılmaz hızlı kabul edildi. Kabul edilmiş olması demin sizin söylemiş olduğunuz noktada mış gibi yapmak anlamında değildi. Bunun ihtiyaç olduğunu inandığı için herkes kabul etti. Ama ilerleyen zaman içerisinde bütün çalışanları olarak bu şirketin o değişimin gerekliliğini hareketlerimize, davranışlarımıza, söylemlerimize, cümlelerimize, kelimelerimize ne kadar eee aktarabildiğimiz de çok yakından takip edildi. İşte mış gibi yapmak tam burada gizli. Eğer burada gerçekten inanarak yaparsanız çalışanlar bunu çok rahat gözlemliyor. İnsanlar birbirini çok rahat gözlemliyor. Orada gerçekten sahiplenme ihtiyacı var. Mış gibi yapmaktan kurtulmak lazım, uzak kalmak lazım. Evet. Vallahi açıkçası mesela şu an bu kaydı biz Sancaktepe'deki ARGE merkezinden yapıyoruz. Ee, hani örgüt kültürü bir örgüte daha giriş yaptığınız anda hissedilen bir şey. Ve az önce sizin tarif ettiğiniz genel müdürden kapıdaki bekçiye kadar gibi kullanılan klasik bir tabir bu. O gerçekten hissediliyor. Yani aracımla bu tesise girmeye başladığım andan itibaren işte ki bu süreçte kurumsal iletişim süreçleriyle de e, iletişim kurmak durumunda kaldım. Hı hı. Yani bir kültür olduğu ve çalışanların bir örgüsel bağlılık, örgüsel vatandaşlık duygusuyla bu kültüre bağlı olduğu gerçekten e, ziyadesiyle hissediliyor. Yani ya bir o, dış gözlemci olarak bu görüşümü aktarmayı çok istedim. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Sağ olun. Teşekkür ben teşekkür ederim. E, peki, şimdi çok popüler konulardan bir tanesi işte kuşaklar biliyorsunuz X Y Z birbirine ayırıyorlar. Z kuşağı ile ilgili sürekli bir serzeniş var bu eski e, <laughs> eski kuşaklar en azından bu serzenişe sahipler. Tabii onları Ford Otosan gibi bir kurumla onları anlaması anladığım kadarıyla çok önemli. Dolayısıyla Y biraz kendimi katayım ve Z kuşakları için gelecekte Ford Otosan nasıl bir durumda olacak? Siz dönüşümde FortoTosan'ın vizyonunda onlara nasıl bir yer ayırdınız? Ee, ve elbette şu anlattıklarınız yani ben bu podcast'i dinleyen bir y Z y kuşağı üyesi olarak ama herhalde ki Z kuşağı üyesi de olsaydım bana bu anlattıklarınız çok cazip gelirdi ve Otosan'ı seçmem için herhalde bir sebep olurdu diye evet. düşünüyorum. Evet. Ne dersiniz bu Z kuşağı bazıları bu kuşak ayrımlarına karşı ama sizin Fort Otosan olarak Z kuşağı için planınız ne? ve ee, çok önemli bir konu başlığı. Ee, zira bir, zira yani ben işte dedim ya 25 yıldır bu şirketteyim. Bir 25 yıl daha bu şirkette kalmayacak. Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan birisi bu bayrağı teslim alacak ve yürüyecek götürecek. Ve bu bayrağı teslim alacak olan gerek benim rolümün özelinde gerekse genel müdürümün rolü özelinde o bayrağı teslim alacak olan insanlar işte şu anda bu salonda olan arkadaşlarım ya da yan tarafta yemekhanede şu anda öğle yemeği yani yiyen arkadaşlarım. Dolayısıyla onların yaş aralıkları, hayata bakış açıları, hayattan beklentileri denen kavramın farkında olup yönetme ihtiyacı var. Yönetmen, yönetmekten kastım da herhalde şöyle düşünüyorlardır, herhalde olaylara böyle bakıyorlardır. O nedenle şu kararı alsak iyi olur dersek duvara toslarız. Biz bunu yapmamaya gayret ediyoruz. Özellikle kültür çalışmaları sırasında adına görev takımı dediğimiz takımları oluşturarak ki yani kültürden sonra ecayla e başladık demiştim ya en başında. Ecayla'da da hani küçük takımlar bir araya gelen odaklı takımlar kritiktir ya. Aslında biz bunu kültür çalışmasında zaten baş, deney, deneyimlemeye başlamıştık. O görev takımları denen e, yapılarla. Neydi onlar? Kültür çalışmasındaki problemler nedir anlamında çalışanlarımıza dokunup e, duyduğumuzda, fark ettiğimizde dedik ki ya tamam siz bunları bize söylediniz. E o zaman gelin hadi birlikte çözelim bunları. Yönetim ekibi olarak tamam sizi duyduk şimdi bak çözüm olarak bunları sunuyoruz deseydik eğer duvara toslamıştık hakikaten. Dolayısıyla arkadaşlarımıza dedik ki bakın 14 tane konu başlığı var sizlerden gelen geri bildirimlerle birlikte üzerine kafa yormamız gereken 14 tane konu başlığı var. Haydi buyurun. Görev takımları oluşturacağız. Birlikte çalışacağız. Problemi söyleyen değil sadece, aynı zamanda probleme çözüm de getiren bir yapıda olmayı arz ediyoruz dedik. Ve mükemmel sonuçlar aldık. Evet. Dolayısıyla dönüp şimdi buradan kuşak meselesine bağlayacak olursak, işte benim iki tane oğlum var. Büyük oğlum 17 yaşında, küçük oğlum 9 yaşında. Aralarındaki... 8 yıllık farkın bile... nasıl etki yarattığını gözlemleyebiliyorum şu anda ki. Işte yeni işe başlayan mühendis arkadaşım da 24 yaşında, en fazla. Şunu çok net gözlemlediğim için söyleyebilirim. Özellikle bu YZ kuşağında... bireysel olmaya inanılmaz... önem veren... bununla birlikte konunun... yarattığı etki... herkese etki eden bir konuysa anında yan yana gelen... ve haklarını savunan, sonuna kadar da peşinde koşan... bir... bir, bir, bir insan... nesliyle birlikteyiz. Dolayısıyla bu o, o grubun... o... aralığın, o yaş aralığının, o beklentilerin farkında olarak... onlara ne yapmalarını gerektiğini söylemekten öte ne yapılması gerekiyorsa onlardan duyup birlikte çözüm üretmekle ilgili bir yol haritası var. Otasan'ın yaklaşımı bu. O jenerasyon farkı denen kavramı böyle yönetmeye gayret ediyoruz. Bununla birlikte çok önemli bir nokta daha var. Ee, işte dinozor tabir edilecek olan insanlar, bunu lütfen yanlış anlamasın dinleyiciler. <laughs> Benim de bir kere dilim ucuna gelmişti, Eyvallah. ben de söylemekte tereddüt etmiştim. Ee, burada yanlış anlaşılmasın. Ee, Yaş açısından ya da şirketteki kıdemi açısından e, uzun sürelerdir e, aynı şirkette olan insanlar diyelim, belki böyle biraz düzelteyim cümlemi. Çünkü hani 25 yıldır bu şirkette çalışıyorum dediğimde işte dün bir bölümden yeni mezun olmuş bir arkadaşım gözlerim içine bakıyor şu anda. bir Nasıl yani bir şirkette 25 yıl? Onun yaşı kadar. Onun yaşı kadar. <laughs> şirkette çalışmışsınız. Onun yaşı yani. kadar bir oradan gördüğüm için böyle söylüyorum. Ee, o kıdeme sahip olan insanların da bu dönüşüme ayak uydurması gerçekten gerekiyor. Ve bu sohbeti başlatırken hani insanların ya ben yokum dediği anı konuştuk ya. Evet. Eğer bu muhasebeyi yapabiliyorsa birisi, yani ben yarın örneğin şu anda bu sohbet bitti. Yarın bu şirketin bir anıyla karşılaştım ve ben dersem ki, diyebiliyorsam ki ya güzel de ben bunu kaldıramam. Bu bana biraz ağır gelir. O nedenle ben müsaade istiyorum. Diyebiliyorsam bu bile büyük kazançtır. Çünkü bunu dedirtmek bile bir şirket açısından, kurumsal bir yapı açısından bunu dedirtmek bile o kadar kolay değil. Çünkü bu ne demek? İnsanın kendini bilmesi demek. Ortamı gözleyebilmesi demek. Olan biteni görüp anlayabilmesi demek. E dürüstlük. Demek dürüstlük yani. demek. Evet. Dürüstlük demek. Çok güzel işaret ettiniz. Dürüstlük demek. Bu söylendiğinde gidip onu söyleyen, o cümleyi söyleyen arkadaşımın yanaklarından öpüp helal olsun deyip yollara e, yolları ayırmak bile e, doğru bir hareket olacaktır. Ama bu e, olumsuz bir noktayı döndük ama o dönüşümün sürekliliğini sağlayabilmek için gerekirse bu trenden belirli yerlerde bazı insanlar inecek anlamında bir örnek aslında. Nasıl i̇nsan... nadiren oluyordur tabii. Yani böyle çok sık çok... olan bir şey değil tabii yani... ki. Çok sık olan bir şey değil tabii ki. o trene binen insan sayısının daha fazla olması tabii çok daha büyük keyif veriyor. E tabii yani düşününce e, her zaman taze kan gibi düşünebiliriz. Aynen, bir yani. iş gücü devri bilmiyorum tabii sizde e, nasıl durumda da. Ben hemen şu söyleyebilirim. E, çok net bir şekilde e, 2017 yılındaki gerçekleşen e, turnover e, iş gücü devri oranımıza maalesef geri döndük. Ne demek istiyorum? 2018, 2019 ve 2020'de işgücü e, iş gücü devir oranımız çok ciddi azaldı. Fakat 2021'de tekrar 2017 değerine geri döndük. Bunun temel sebebini aslında hepimiz biliyoruz. Pandemi. 2020 yılında pandemi nedeniyle insanlar hareket etmediler. 2021 yılında ise bu yeni çalışma şeklinin yarattığı etki var. Onu söylemek gerekiyor. Yani şu anda iş insan dengesi denen kavram hakikaten elektronik dünyanın çözümleri bu kadar çoğaldığı için Affedersiniz tuvalette bile telefonumuz çalışıyor veya Teams üzerinden, Zoom üzerinden insanlara ulaşıyor. Bu anlamda bakıldığında orada bir yan etki var. Bir de e, yani dünyada ve Türkiye'de özellikle genel olarak yaşanan e, toplum olarak yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle de insanlar bir değişiklik ihtiyacı hissediyorlar. Psikolojik faktörler burada. Aynen devrende. öyle. Dolayısıyla onun üzerinde de yükselen bir e, noktadayız ama düşürmek için yine gayret sarf edeceğiz. Vallahi iyi. o zaman naçizane hani Türkiye'nin en kıymetli insan kaynakları yöneticilerinden birini bulmuşken kişisel bir soruyla bitireyim. Evet. Tabii dinleyiciler bunu muhtemelen çok merak ediyor. Kariyerinde kendisi için yenilik ve dönüşüm arayan ya da şu an böyle bir sürecin içerisinde olan dinleyicilere kısacası aslında bizi dinleyen gençlere klasik bir soru. Ne tavsiye edersiniz? Ya e, siz bu soruyu sorduğunuzda ilk aklıma ne geldi biliyor musunuz? Eee Rahmetli genel müdürüm e, Nuri Bey. Ben bu, bu vesileyle onu anmak isterim. E, İstanbul Fabrika'da fabrika müdürümüzdü. E, benim insan kaynakları departmanına geçmeme vesile olan kişidir. Ona bağlı olarak çalışırdım. E, e, benim bir gün bir şeyde Yıl sonu performans geri bildirim görüşmesinde Ali Rıza dedi, insan kaynaklarında çalışır mısın? Hiç beklemediğim bir şeydi. Aklımın ucundan geçen bir şey değildi dedim Nuri Bey bana bir müsaade edin. Bir <laughs> İçişleri Bakanı ile konuşayım. E şimdi de... aynen <laughs> ilk tepkim buydu çünkü başka türlü nasıl zaman kazanacağımı bilmiyordum açıkçası. Akşam eve gittim eşimle konuşmaya böyle bir şey var. Ben dedim bunu yapmak istiyorum. E, ertesi gün Nuri Bey'in yanına uğradım dedi ki ben varım. Sadece bu kadar bir değerlendirme yaptım. Ama bu değerlendirmenin arkasında tabii üzerinden yıllar geçince ya da insan kaynaklarına geçtiğimde gördüğüm fotoğraf aslında ne kadar doğru bir değerlendirme yaptığımı anlamama vesile oldu. İnsanlar izleniyor. Şimdi bu kelime Big Brother Watching'as gibi bir şey değil. Evet, direkt öyle bir şey izlenip uyandı. <laughs> o anlamda. <o gülüyor> Monitör <laughs> ediliyorlar gibi. Aynen öyle. o anlamda değil. Yani insanların, çalışanların becerileri, kapasiteleri, <laughs> potansiyelleri izleniyor. Bu insan kaynakları politikaları açarısından zaten olması gereken bir şey. Ben işte insan kaynaklarına geçince bunu fark ettim. <laughs> o zaman bana söylenen cümle rastgele söylenen bir cümle değil. Onu fark ettim. Çünkü ben o güne kadar işte okuyan, öğrenen, öğrendiğini de yaptıran rollerde görev almıştım. Bu son söylediğim cümleyi gerçekten insan kaynaklarına geçince fark etti Tevfik Bey kendi dosyanıza falan mı baktınız. <gülüyor> Sistemlerin, <gülüyor> insanların nasıl değerlendirildiğini öğrenince, fark edince bu konuya aydım. Bunu neden bu kendi tecrübemi anlattım? Hazır olmak lazım. Değişime, dönüşüme, farklılaşmaya hazır olmak gerekiyor. Ve burada bu tür kararlar alırken muhafazakar olmamak en büyük tavsiyem o olur. Hele hele şu anda günümüzde var olan bu çevik çalışmayla birlikte hayatımıza giren öğrenme çevikliği denen bir kavram var. Eğer kişi olarak böyle bir potansiyelinizde varsa çok farklı bir konuda da öğrenebilme hızınız diğer insanlara göre iyi seviyede ise inanın hangi fonksiyonda hangi görevde olduğunuz hiç önemli değil. Dolayısıyla dönüp insanların kendisine bakmasını arzu ederim öğrenme çevikliği denen kavramı anlamaya çalışsınlar. Birincisi bu, ikincisi bu kazanılabilir bir şey midir bu arada? Kesinlikle yani kişi öğrenme çevikliğini kazanılabilir. Kesinlikle kazanılabilir bir şeydir. Yani kişi kişilik karakterin karakteri değiştiremezsiniz kolay kolay. O ta insan olmanın nüvesi doğumdan gelen noktayı değiştiremezsiniz ama davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Bunu bilinçli olarak yapabilirsiniz. Dolayısıyla karakteriniz kötü bir örnek olacak ama yalan söylemeye meyilli bir insan olabilirsiniz ama yalan söyleme anı geldiğinde durup bir dakika şimdi ben burada yalan mı söyleyeceğim doğru mu söyleyeceğim anlamında davranışlarınızı değiştirme kararını verebilirsiniz. Kötü bir örnek oldu ama ama öz farkındalıkla ilişkili bir örnek. Kesinlikle. Olacak. Dolayısıyla dönüp bu öz farkındalıkla birlikte ona kafa yorduğunuzda işte o zaman hazırsınız demek. İster bugün IK'dasınız, ister yarın satış pazarlamadasınız, ister tek gün üretim planlamadasınız Hatta ister ürün geliştirmede kalibrasyon yazılımı yapıyorsunuz. Çünkü çok alakasız şeyler söylemeye gayret ettim ama kendinize inanıyorsanız, o potansiyeli gördüyseniz, öğrenebileceğinize inanıyorsanız ve kafa yoruyorsanız, çaba harcıyorsanız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Evet. Aslında zaten günümüzde de gördüğüm kadarıyla insanlar tek bir uzmanlıktan ziyade daha multidisipliner. Mesela siz bu programın başında söylemiştiniz, 3 yıldızlı. Dal, su, su evet, altı, dalışla uğraşıyorsunuz evet. değil mi? Yani evet. Düşündüğümüz zaman bir tarafta kurumsal hayat değişim, dönüşüm, Fort Otosan, bir sürü proje geliştiriyorsunuz ama diğer yandan da eğitmen olmayı hayal ettiğiniz evet, başka evet, bir evet. alan var. Aynen öyle. Zaten bu da birebir bir örnek oldu, anlattık. Ee, Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben Şahsım teşekkür adına ben çok şey öğrendim. Dinleyicilerimizin de çok şey öğrendiğinden oldukça eminim. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah, estağfurullah. Öğrenmek değil de tecrübelerden bir fayda yaratabildiysem, bir hoş seda bırakabildiysem ne, ne mutlu bana. Ben %100 eminim. Eyvallah. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Yetenek Gelecek ikinci bölümünün sonuna geldik. Bugün insan Kaynakları Lideri Ali Rıza Aksoy, bizim konuğumuzu, kendisinden muazzam şeyler öğrendik. Sıradaki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.